Herkese Berit ekranlarından merhaba efendim. Bendeniz Eda Kandolu. 45 dakika ara programına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri uzmanlarla ve işini iyi bilen insanlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hafta yine yanımda 10 parmağında 10 marifet olan bir isim var. Yani saymakla bitmiyor. Fotoğrafçılık var, yürüyüş var, yazarlık var. Daha neler neler var. Kendisini anons etmekten gurur duyuyorum. Dağ Doğan Sadrazam bizimle birlikte efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle sizlere teşekkür ederim. BRT kurumuna teşekkür ederim ki bizlere zaman ayırıp böyle güzellikleri insanlarımıza tanıtmak için. Vallahi ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Şimdi öncelikle bir sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki ben. İsmim Dağ Doğan Sadrazam. 24 Nisan 1972'de Girne'ye bağlı Akdeniz köyünde doğdum. Hı hı. İşte olayların başlamasından sonra 1974 Mutlu Barış Harekatı'ndan sonra ki hatta öncesinde birkaç sene öncesinde Tepebaşı'na yerleştik ki aslen ailem Tepebaşılıydı. Ondan önce 11 yıl kadar bir süre göçmen olduk. Çeşitli köylere gittiydik. Hı. Ondan sonra kendi köyümüze dönerek hayatımızı idame ettirdik ve orada yaşamaya devam ettik. Halen daha da orada yaşıyorum. Bir müze gibi oluşturduğum bir evde yaşıyorum. Ondan biraz bahsedebilir miyiz acaba? Tabii ki oradan başlamak isterseniz oradan başlayalım. Nasıl oldu bu müze olayı? Şu andaki yaşadığım ev bir etnografya müzesi. Rahmetlik babama hükümet derlerdi. Çok hayvanı olduğu için çobanların hükümeti ünvanını taktılardı kendine. Oh. Ondan dolayı ben de bu etnografya müzeme hükümetin kültür evi ismini verdim ve etraftan topladığım birçok Kıbrıs'a özgü eski kültürel Kıbrıs el ve iş aletlerini toplayarak, binlerce materyali toplayarak kendime has hiçbir devlet desteği almadan böyle bir şeyler yarattım. Çünkü biz bir çiftçi aile çocuğu olduğumuz için ve meraktan da kaynaklandığı için böyle eskiden kalma, ailemden kalan bütün malzemeleri hiç atmadık, kırılsa dahi. Halen daha da evimde atıyorum, örnek veriyorum, bir tıraş makinesidir, arıza yaptı, atmıyorum onu, siler temizlerim bir güzel, koyarım bir kenara, bir baktınız 10 sene sonra zaten modası geçmiş oluyor, değişik bir şey oluyor. Yani evinizde bir ütü eskidi, arıza yaptı, atılmıyor, o güzel bir şey temizleniyor, bir kenara giriyor. Veya radyo çeşitleri, televizyon çeşitleri, bilgisayar, laptop çeşitleri bile günümüzde görüyorsunuz. Ne kadar değişiyor. Eskiden devasa bilgisayarlar, sonra laptoplar, sonra küçüldü. Şimdi cep telefonları derken saatlerin üzerine kadar geldi. İşte bunlar zaman içerisinde bunu toplamanız mümkün değildir. İşte hayatımızda ne biriktirdiysek bundan kaynaklandı. Veya çevremizde, dostlarımızda, arkadaşlarımızda veya beğendiğim yerlerde bu işleri yaptığım için işte atıyorum değişik oturak saatleri vardır. Bende 2-3 çeşit var. Gördüm de başka bir yerde ne kadardır fiyatı alırım, hemen oraya değişiklik olur. Böylece paramı da korumuş olurum. Çünkü bugün paranızı çantanıza tutarsanız hiçbir değeri yoktur. Doğru. Ama bir yere yatırım yaptığınız zaman birisine satmak isterseniz değerini kaybetmez. Çünkü piyasada bu işleri yapan, çok güzel paralar kazanan, etnografik eserleri satan, tarihi eserleri satan yasal olarak birçok insanlar vardır ki bu işlerden ekmeğini çıkarırlar. Tabii piyasayı kendiler bilirler. Nasıl işte atıyorum bir bardak kaç paradır, eski bardaklar kaça gider, tabaklar, çanaklar kaça gider. Şimdi antika pazarları var biliyorsunuz. Antika pazarı değil, antika satılmaz. Böyle bir şey yoktur. Ama antikacılar vardır ki eğer elinizde devletten izinli eski eser koleksiyoncu belgesi varsa ve elinize kayıtlı antika eşya varsa onu satarken dahi devlete bildirmek zorundasınız. Çalınırsa da bildirmek zorundasınız. Çünkü devlet size bu yetkiyi, belgeyi verirken onu ölçer, biçer, tartar, boyu ne kadardır, yüksekliği ne kadardır, fotoğrafını çeker ve sizin elinize bir sicil defteri verir. Tamam. O sizin sicilinizdir. Evinize biri girdi, atıyorum elinizde iki tane para vardı, çaldı bu parayı. Ha, dersiniz ki devlete bakın benim paralarım çalındı. Onlar da bir yerde satılırken bulurlarsa bakın bu Eda Hanım'ınıdı derler ve o zaman size malınızı geri bulurlar. Ya da bir yerde bir zaman bulunursa böyle bir kayıt altında olduğu tespit edilmiş olur. Çünkü bunların şeyleri var, yani hastaları var bunları toplayan. Kesinlikle. Yani artık bu başka bir şey. Hani onun bağımlısı gibi onu buluyor, alıyor. Ben görüyorum yani.
özellikle sosyal medyada da aktif olarak kullandıkları için takipteyim. Peki şimdi şeyi de sormak istiyorum. Yani çok fazla özellik var ve tabii ki belli bir de süremiz var. Tabii ki. Yani şunu da söyleyeyim ve ondan sonra bu konuyu kapatalım işte arzu ederseniz. Tabii. Şimdi ben bir eski eser koleksiyoncusu değilim. Hı-hı. Ben koleksiyoncu da değilim, koleksiyonerim. Birçok şeyin koleksiyonunu yaparım. Hı-hı. Yani elimde işte Kuzey Kıbrıs'ın ilk şahsi kütüphanesini açacak kadar şahsi 30 bine yakın kitabım var. Bunların içerisinde yaklaşık 5000 çeşidi Kıbrıslı yazarların yazmış olduğu ya da Kıbrıs'la ilgili yazılan birçok kitap, dokümantasyon ve dergi var. Ama sadece kitaplar 30 bine yakındır. Tümüyle ilgili. Yani milli arşiv gibi olacak açtığım zaman kütüphanem, hiçbir zaman belge ve dokümantasyon dışarıya çıkmayacak. Hı hı. Çıktığı zaman malzeme oradan kaybolabilir. İçinden bir sayfa kesersiniz. Bir fotoğraf vardır, bir harita vardır. Kestiğiniz zaman o kitabın manevi değeri maddi değerinden çok içerisindeki bilgi kayboldu mu hiçbir anlamı kalmaz o kitabın. Hı. Yani çünkü siz o kitabı bir araştırma yaparken geldiğinizde o haritaya bakmak için alırsınız. Hı hı. Oturursunuz orada araştırma yapacaksınız. Size birisi demiştir ki içerisinde işte eski Kıbrıs haritaları vardır. Sen de onun için gelmişsindir araştırma yapmaya ama bir bakarsın 8 tane harita yerine 6 tanesi var. 2 tanesi çalınmıştır. Aha. Onun için hiçbir kitap dışarıya çıkmayacak. Şuna da ekleme yapmak isterim. Nasıl birikti bu kadar malzeme? İşte dediğim gibi çiftçiydik, meraklıydım, evimde arızalan hiçbir şey atmadım. Para verip aldım. Oraya gelen, müzeye gelen arkadaşlar, siz de gelirseniz bir gün, hı hı, ya daha Doğan bende de var bir şey, ben de vereyim. Onların da üzerine etiket yazarak üzerine koyarım ki yarın bir gün geldiğinde bak be daha Doğan'a ben verdiydim, adımı da oraya koydu, zikretti. İşte orada kaldı, beni de böyle yaşatmış oldu. Ya da babanızın bir şeyi vardır tarihi, vermek istersiniz orada koleksiyonumuza girer. Ve örnek vereyim yine, Kıbrıs'ta üretilen 1974 öncesinde 60'lı yıllardan bugüne kadar çeşitli şekillerde üretilen ve çeşitli miktarlarda içecek çeşitleri vardır. Gül, limonata, sumada, kola çeşitleri, bira çeşitleri, bunlardan elimde yüzlerce çeşit şişe var. Ve halen daha toplayamadığım birkaç çeşit şişe vardır ki piyasada bunlar çok az bulunur. Bunları hep belki bir gün gelirsiniz orada başka bir program yaparsınız. Orada görme imkanına sahip olacaksınız. Tam yeri nerede? Tepebaşı köyünde. Kendi yaşadığım evdir. Hükümetin kültür evi. Yani kayıtlı kuyutlu. Tabii ki. Kayıtlı. Yakın zamanda kütüphaneyi açtığım zaman da içerisinde, çünkü kitaplar o kadar bir yığıldı ki artık bazı şeyleri görmez olduk. Kitaplar ve dokümantasyonlar çıktığı zaman bir envanter oluşturacağım. Yani bir kitap oluşturacağım ki orada bir şey kaybolduğu zaman bile, tarihi eser olmasa da elimizde gelecekte başka bir şey kaybolursa yine bulunmuş olsun diye. Hatta ne işe yaradığını bile yazmayı düşünürüm. O aletin, o malzemenin. Çok mantıklı. Hani evet, bir envanter oluşacak yani. Aktarmak açısından. Tabii ki. Ne zaman açılışını yapmayı planlıyorsunuz? Kütüphanenin projesi çıktı, yeri de aldık. Şimdi biraz para bulmaya çalışırız ki belki önümüzdeki zamanlar içerisinde, yakın bir zamanda kütüphaneyi açmak isterim. Çünkü kitaplar o kadar bir yığıldı ve saklayacak yerim de yoktur artık. Onun için bunları kullanmam gerekir. Eğer daha çok olur, işte bilirsiniz güneşten, sudan, insanlardan, hayvanlardan, haşereden korumak çok zordur. Muhafaza etmek çok zordur. Çünkü ama raflara sıralandığı zaman, temiz tertipli olduğu zaman ömrü daha çok uzar. Yani bakım bile olmasa ömrü daha çok uzar. Çünkü bir fare saklanacak yer bulmaz. Ama fare kutunun içerisine girebilir. Kutudaki kitabı yer veya içindeki bezi yer, kumaşı yer, yiyeceği bir şeyi alıp oraya saklayabilir gibi. Tabii. Evet. Haklısınız. Peki bir de yürüyüş konumuz var. Tabii ki. O konuya da değinmek istiyorum. Nasıl başladı? Hikayesi nedir? Hikayesi işte şöyle, aslında ismini de vermek isterim burada. Tabii verebilirsiniz. 2008-2009'lu yıllarda ben fotoğraf, hem askerdim o zaman, emekli askerim ben bu arada. Fotoğraf eğitimleri alırdım. İşte giderdim kendi başıma yıllar öncesinde, yani çocukluğumdan kalma, liseye giderken babamın bana verdiği harçlıklarla kendime Lefkoşa Girne Kapısı yakınlarından Franka marka bir fotoğraf makinesi aldıydım. Oradan başladıydı. Yani ondan önce de alabilirdim ama gücüm yoktu. Yani ekonomi çok daha kötüydü. Yani çocuklara
fazla para vermezdik insana, ya veremezdi, güç yoktu. İşte öyle para biriktirdim, aldım. Halen daha da makinem durur evde ve çalışır, filmlidir. Asla, yani onun değeri asla ölçülmez. Yani bugün 10 milyon dolar vermem yani. Manevi değeri var bende. Neyse, böyle başlayarak yıllar geçti üzerinden. 2008-2009'lu yıllarda böyle de çeşitli yerlerde çeşitli arkadaşlarla tanıştık. Sağ olsun Leman Çankat Hoca var, bu seramik işleriyle falan uğraşır. Hı hı. Bir gün Larnakalıları Larnaka'ya götürecek dedi. Hı. Ya da Doğan Bey dedi, bizim fotoğraflarımızı çeker misiniz falan. Derken tabii ki geleyim dedim. Kaç para istersiniz? Bir şey istemem dedim. Tamam dedi, yemeğimi ödeyin dedim. Ya hiç sorun değil dedi, yemek zaten bizden dedi. Gittik arkadaşlarla falan. Biriydi, ikiydi, üçüydü derken ya dedi ki biz yürüyüşler de yaparız. Çeşitli arkadaşlarla orada tanıştık. Yürüyüşlere de gelin, bizlerin fotoğrafını çekersiniz, yürürsünüz, doğayı seversiniz derken kitap yazmaya başladım. Neden? Çeşitli araştırmacılar bu işlerde merakım olduğu için ve bölgede araştırma yaparken rahmetlik Tuncer Bağışkan var, şimdi çok sevdiğim hocam var, Kemal Atay Hoca var, bunun değişik insanlar, abim Halil Sarrazam var veya rahmetlik abim Adem Sarrazam var. Bunların sayesinde ben de dedim bir şeyleri yaparım derken İşte ilk kitabım 6 yıllık bir çalışmanın sonucunda Kuzey Kıbrıs'ın anıt ağaçları ve anıt sayılabilecek ağaçlar ya da koruma altına alınabilecek ağaçlarla ilgili bir kitabımı çıkardım. Bununla ilgili de çeşitli kültürel faaliyetleri, çeşitli Kıbrıs'ın kültürlerini içeren de yaklaşık 5-6 çeşit de kitabım devam etmektedir. Buradan insanlarımıza da bunu, halkımıza duyurmak istedim. Nasıl görebileceğiz, nasıl okuyabileceğiz, ne zaman çıkacak? Çeşitli Kuzey Kıbrıs'taki çeşitli kütüphanelerde, işte Gora Kitabevi olsun, Galeri Kültür, Işık Kitabevi, Deniz Plazalarda kitabım satışta ya da elden, daha Doğan Sarrazam olarak Facebook'tan da bunu takip edebilirler. Zaten yayınlayacağınız fotoğraflar var zannedersem. Evet, oradan onları da takide, montajda ekleyeceğiz. Oradan da takip edilebilir. İnsanlarımız bunu alıp okuyabilirler. Kendimindir diye söylemiyorum, ciddi anlamda bir uğraştır. Çünkü bir kaynak kitaptır. Hı hı. Yani bugün işte fotoğraf işi yaparsınız, gezersiniz, botanikle uğraşırsınız. Hı hı. Ki bu konuda ilk çalışmalar sevgili İbrahim Yapıcıoğlu tarafından yapılmış Kıbrıs'taki Ağaç ve Ağaççıklar Benim kitabı vardır. Amcam. Onun Ağaç ve Ağaççıklar kitabı vardır. Evet. Sene 1991-92 yıllarında devletin ve bir İngiliz araştırmacının yaptığı bir çalışmayla İlk Kuzey Kıbrıs'taki anıt ağaçlar belirlenmiştir ki bunlar 34 taneydi. Bunlardan yaklaşık 7-8 tanesini artık hiçbir zaman göremezsiniz. Tamamen yanmıştırlar, kül olmuştular, yok olmuştular, kurumuştular. Ve her geçen gün bizlerin ve devletimizin de ilgisizlik ve bilgisizliğinden dolayı buradan da yani çekinirim bunları da söyleyeyim. Çünkü ağaç insan gibi, nasıl ki kanser olur insan veya grip olur veya yani. Ne bileyim deri hastalığı olur. Ağaçlarımızda da vardır bu hastalıklar. Onun için koruma altındaki ağaç demek gerçekten gideceksiniz, bakacaksınız, ilaçlayacaksınız. Yani adak ağacı der, giden herkes bez bağlar üzerine. Bağlamayacak arkadaş. Gitmeyecek. Altında mangal yakmayacak. Altında piknik yapmayacak. Yasak olacak altında. Sadece onu giden görecek, elleyecek, koklayacak, fotoğrafını çekecek. Üzerine bez bağlamayacak. Şimdi sizin burnunuzun bir tarafını bile kapatsam nefes alamazsınız. Ağaçlar da öyledir. Her bağladığınız daldan nefes alması azalır. Ya da bir parçacık dalından keseyim de eve götüreyim süs. Yok böyle bir şey, yapamazsınız. Yapmamanız gerekir. Ağaçlar da insanlar gibidir. Küseller. Yani doğa böyle bir şeydir. Altında ben mangal yakayım. Sen onun köklerini ya da mangalı köküne boşaltır. Yapma bunu yani. Bunlar hiç hoş şeyler değildir. Koruma altında olan ağaçlarımız var mı bizim? Tabii ki. 34 adet diler bir zamanlar devlet tarafından belirtilen. İşte bunların adına devlet işte anıt ağaçlar dediler. Ama anıt ağaç olarak yasalarımıza göre sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'ye bağlı Pınarbaşı köyündeki Çınar Restorant'ın bahçesindeki 31 adet çınar ağacıdır. Yasalar doğrultusunda. Geri kalanlar anıt ağaç değildir. Sadece adı öyledir. Sadece adı öyledir. Yani bir tek çınar ağaç olarak anıt ağaçtır gerçekte. Yasalar içerisinde korunan ağaçlar. Aktif olarak ağaçlar. Korunan. Evet, aktif olarak yasayla korunan. Bakanlar Kurulu kararıyla korunan. Diğerleri? Diğerleri sadece adı öyledir.
Öyle bir şey yoktur. Neler var mesela aklımıza gelen? Ağaçların içerisinde harnıva ağacı var, badem ağacı var. Tabii kitab-ı makonu olan dut var, incir var, üzüm var ki bunu biliyorsun Yeşilırmak'ta Guinness Rekorlar kitabına bile giren asma ağacı var. Kızılçam ağaçları var, sevişen çamlar var. Zeytinlerimiz var adadaki en yaşlı ağaçlardır. Yaklaşık Lüzinyan döneminden, Venedik döneminden, Osmanlı döneminde gelmekle birlikte yaklaşık 800 bin yaşlarındaki zeytin ağaçlarımız var. Biliyorsunuz Lala Mustafa Paşa önündeki Mausa'da cümbez ağacı var. Cümbez. Ve şinye ağacı var, kermes meşesi var, hurma ağaçları var Lefke'de. Bunları biliyorsunuz altından fotoğraf çekiyorlar insanlar, altına destek koydular. Tabii kitabı işlerken ben bu insanların Kuzey Kıbrıs demiyorum, insanların eskiden Kıbrıs'ta ağaçlara verilen çok büyük değerler var. Ağaçlar yattığı zaman ya da üzerine çok meyve verdiği zaman dalları kırılmasın diye mancınık sistemi var ki halk arasında buna mancılık derler. Ne demek altına diyor? Destek koyarlar. Hı hı. Önceden yaptıkları kalaslarla ya da odunlarla çatallı odun yaparlar ve altına koyarlar. Ama insanın bu imkanı da yoksa ne yapardı? Etraftan topladığı taşları dalların altına sıralarlardı. O bir mancılık olurdu. Ağaç düştüğünde üstüne yaslanırdı. Yere düşmezdi. Neden düşmesin? Hayvanlar gelip ağaçlardan yiyecek yemesin. Hmm. Ürün zayiat olmasın. Ya da köklerinin arasından fareler içerisine girip ağacı oymasın diyeydi. Hmm. Çok değişik konular var yani. Ağaca verilen değer bambaşkadır Kıbrıs'ta. İnsanlar çok değer verirdi Biz ağaçlarına. Biz 4 tanesini kaybettik dediniz galiba. Birçok çeşit. Yani özellikle işte 2018'de bir çıkan Tepebaşı Kalkanlı arasındaki yangında anıta koruma altındaki bulunan 8 tane zeytin ağacından 6 tanesi yandı. Ya. Tamamen yoktur. Kitabımda bunları yanmadan önceki fotoğrafını, yandıktan sonraki fotoğrafını da halkımız ya da doğaya değer veren, kültüre değer veren insanlarımız ki eminim herkes öyledir, bunları orada görebilirler. Çevrecilik de var sizde. Hani yürüyüşlerde biraz önce biz yayına girmeden önce konuşma fırsatımız oldu. Hani o yürüyüşlerde de yaşanan olaylar bunlar aslında. Hani gözlemlediniz. Tabii ki. Şimdi zaten çevreci olmazsan, doğayı sevmezsen, kültürünü sevmezsen bir yerde başaramazsın. Yani bu birini sevmekle başlar. Biriyle birlikte yaşamak istersen onu seveceksin, beğeneceksin ve isteyeceksin. Hı hı. Bunlardan bir tanesi eksik olursa olmaz. Birbirinizi kandırırsınız demektir. İşte bu da doğayı seveceksin, koruyacaksın, onu benimseyeceksin. Toprakta yürümek yani yürüyüşler yapmak, o toprağa dokunacaksın, nefes alacaksın. Koku alacaksın, insanlara sevdireceksin, fotoğraflarını çekeceksin, eskideki insanları yad edeceksin, onlar hakkında bir şeyler, onlar hakkında öğrendiklerini insanlara yansıtacaksın. Hepsini sen bildiğin gibi söylemeyeceksin. Ben mesela bu işleri yaparken profesyonelce, önce ne yaptım emekli olduktan sonra? Gittim kokartlı rehber oldum. Neden? Siz hiç diplomasız doktora gider misiniz? Gitmezsiniz. Tabii. O zaman buradan duyuruyorum sevgili halkıma da. Lütfen kokartsız, rehbersiz yürüyüş ekiplerine katılmasınlar. Yani alternatif yürüyüş ekipleri de olabilir. Olsun da doğayı sevdirsinler, tanıtsınlar, hı-hı, gezdirsinler. Ama rehber eşliğinde yapsınlar bunları. Çünkü bir rehber bir ülkenin elçisidir. Doğayı sever, bilir, korur. Nereye ulaşacağını bilir, alternatif yolları bilir. En azından kendini yetiştirdiyse okusun, gezsin, öğrensin. Gideceği bölgeyle ilgili araştırma yapsın. İnsanlara sadece spor yaptırmasın. Doğayı anlatsın, kültürü anlatsın, florayı, faunayı anlatsın, tarihi kültürü anlatsın, temizlik yapsın, elinde poşet olsun. Yürüyüş esnasında doğaya düşen, kaybolan, bilinçsizce insanların bıraktığı çöpleri toplasın, götürsün ve onları bir yere bıraksın. Ben mesela evimin bahçesine sağ olsun Lefkoşa Belediye Başkanı bana hediye ettiği cam toplama, teneke toplama ve plastik toplama kafesi hediye etti ve kültür evimin yanında bunları toplarım ve köyümdeki insanlar da artık kendini öğrenmeye başladı ve bazı kullandıkları malzemeleri getirirler oraya atarlar ve isteyenlere bunları ücretsiz gelin buradan alın götürün. Teneke işte ağırlık olarak alsınlar. Cam atıkları şimdi işte birkaç yer var bunları alırlar. Özellikle Karşıyaka'daki bir dernek kuruldu. Camları alırlar bunları öğütürler ve kaldırımların altına stabilize olarak parke taşlarının altına sererler kum niyetine. Hatta kumlarla kum sanatı, çeşitli resimler yaparlar ve böylece atılmamış olur.
Yani marketlere gidin, bugün binlerce çeşit cam içerisinde satılan malzemelerimiz var. Sirkedir, yağdır, betmezdir, güldür, limonatadır gibi birçok şeyler vardır hanımefendi. Tabii, doğrudur. Yani konuştuk sonra o kadar çok şey vardır ki anlatacak, bitmez. Günlerce konuşabilirim ben. Tam istediğim konuk. Benim için valla. Hani evet. Siz anlattıkça ben de öğreniyorum bu arada. Bilmediğim şeyleri hani biraz ben önce kaldırımın altına, parkelerin altına falan bahsettiniz. Hani evet. Geri dönüşüm de çok önemli. Çok güzel olur. Çünkü evet. Artık doğayı sömürdük. Cam sanatı işleyenler tabii. Vardır. Krallar şişeleri cam yaparlar. Biz mesela çocukken davar beklerdik. Bizim asıl mesleğimiz çiftçilik, çobancılık. Ve bunu anlatırken gurur duyarak anlatırım. Ne öğrendiysem hayatımda dayılarımdan, abilerimden, annemden, babamdan öğrendik. Temizliği, kültürü, düzeni, her şeyi bunlardan öğrendik. Yani aileden kopar gelir bir şey. Eğitim ailede başlar. Öğretimdir okulda başlayan. Doğru. Öğretimdir insanları eğiten. Doğru. Ama eğitim ailede başlar. Temizliktir, kültürdür, sanattır. Her şey. Niçin geldim bu konuya? İşte davar beklerken kendimize bir değnek kesecektik. Topuz. En iyi topuz nereden olur? Yabanı zeytin, turunç veya yabanı harnıptan olur. Keserdiniz güzel bir değnek. Onu nasıl Gırılmaz yapardınız? Diye. Esnek olsun diye, kırılmasın diye. Çünkü çoban işte ziyana gidecek olan bir keçiyi ne yapar? Sinir olur, çevirir, topuzu atar. Attığı zaman işte keçinin önüne atar ama çarptığında kırılmasın diye. Onlardan, o ağaçlardan daha çok yapmak ister değneğini. Peki bu değneği kestikten sonra ne yapar? Ovada bir ateş yakar. O değneği kabirgas eder. Sonra kabuğunu soyar. Üstündeki zarileri cebinde taşıdığı çakısıyla ve o çakıyı da kestiği hayvanların boynuzundan yapar çakıyı. Çakının ucunu nereden yapar? Eskiden paslanan orakların ağzından yapar ve kendisine bir çakı imal eder. Keçilerin derisinden de kendine bir kın yapar. Ovada bulduğu şişelerle de şişeyi kırar. O camına da o değneği bir güzel temizler ve elinde kaydık sonra eline zariler ya da herhangi bir gıynık batmaz. Böylece kendine güzel bir topuz yapar. Siz de gördünüz, vay ne güzel topuz. Bana da yap bir tane. Ve çoban onu severek isteyen birilerine de zevkle hediye eder. Ve insanlar alır bunu. Gidersiniz mesela birini ziyarete, bakarsınız bir evin köşesinde bir topuz. Vermem onu. O Hasan dayının hediyesidir. Mehmet dayının hediyesidir bana. Yani o paradan daha değerlidir. Çok önemli şeydir bir topuz ya da bir değnek. Ya da eskiden insanlar, şimdi bilirsiniz, çalı süpürgesi bağlarlardı. Ovada topladıkları tülümbeyle. Ve hep odunsu bitkilerle yapardı onu. Ovada bulduğu bir varakya ya da ardıç değneğini keserdi düzgün. Üzerindeki çatalı teline bağlardı. Ama eskiden tel bulamazdı. Ne yapardı? Şinya, yani sakız ağacının uzayan blojileriyle, ince yeni çıkmış sürgünleriyle bağlardı. Topladığı tülümbelerle süpürgeyi koyar. Hatta tütülü olsun diye. Doğada kekikgil familyasından şapişa dediğimiz bir tülümbe familyasından, yine kekik ve tülümbe familyası içinden şapişa dediğimiz bir bitki var. Onu içerisine koyardı ki mandırayı ya da havluları süpürürken tütülü olsun diye onu da arasına koyardı. O tamam kokuyu mı? Salsın. O değneği de ondan bağlayıp süpürge yapardı. O değneğin diğer bir adı da dayaktı. Dayak neydi? Nereden geliyor? Dayak. Dayak nereden gelir? Dayanmaktan, dayana dayana süpürür ya. Aha. Dayanmaktan dayak ismini alır. Dayan şey süpürge sapı. Ver bir dayak oradan der de bağlayın bir süpürge. Halbuki o çatallı değnektir. Mesaryalılar fazla çatallı değnek bulamadığı için ne yapar? Düz bir değneğin üstüne yandan çivi çakarlar ya da yandan bir demir çakarak kullanırlardı. Çatal yaparlardı. Böyle olurdu süpürgeler. Halen daha da yapanlar vardır. Yani süpürgeyi aldığınızda içini görmezsiniz. Bir açarsınız bakarsınız, adam çivi çakmış değneğe. Ama o çatalı yapmazsa o üzerine koyacağı tülümbeleri bağlayamaz. Sonra üzerinde osluyor, dönecek. Onun için dönmemesi için çatal olması gerekir illa. Eski Kıbrıslılar bilir ama bunu. Halen daha bilenler var. Benim bir abim var mesela. O güzel bir süpürge bağlar. Yani adada bağlayanların içerisinde en iyisidir diyebilirim hatta. Şimdi ben de bağlarım ama fazla da bulaşmamak lazım bu işe. Bilenler, sevenler ve o işte gönül verenler o işi yapsınlar. Kültürümüz de yavaş yavaş sanki böyle artık. Yok olmayla birlikte karşı karşıyadır. Yani bugün baktığınız zaman kültürler içerisinde sayabileceğim birçok kültür var. Mesela bugün eşek ısladırı yapan yoktur. O nedir? Teneke eşeğin üstüne konulan semer derler hani. Eşek ısladırı nereden? Eşek otu var derelerde ya da böyle çeşitli bölgelerde. O otu toplarlar. Üzerini deriyle kaplarlar.
Hatta içine eski pataniye koyarlar ve eşeğe bir tane şey koyarlar. Isladır yaparlar. Ya da semer derler onun geneline. Evet. Eşeğin üstüne koyarsınız. Onun üstüne çocuktan oturursunuz. Ya etrafına taşıyacağınız ürünlerinizi koyarsınız. Ne koyarsınız? Ovadan evde yakacağınız, fırına getirirsiniz çalı, süt, herhangi bir şey, saman, arpa. İnsanlar bütün yüklerini eşeklerle, katırlarla, öküzlerle bunlarla taşırlardı. At Kıbrıs'ta fazla yoktu. Para neredeydi at alacaktı adam? Hatta atı burada mı kullanacaktı? En güçlü hayvan Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ın genelinde katırdı. Yani eşeğiyle atın çiftleşmesinden oluşan. Ve her zaman katırda da buradan söyleyeyim, bilmeyenler de öğrenir. Her zaman için %1 milyon, hiç sorusu bile yoktur, at erkektir. Hiçbir zaman erkek olan katırın çiftleşmesinde, yani eşekli atın, erkek her zaman attır. Sebebi daha güçlü olsun. Daha güçlü, daha güçlüdür. Her zaman alt eder eşeği. Ondan dolayıdır. Onun için. Tabii. Tabii doğal olarak boydan dolayı da. Ve bir hesapladım kendi kafamda. Şimdi biraz da bu yürüyüş parkurlarından bahsetmek tabii istiyorum ki. Ben. Çünkü sizin yani siz bunu aktif olarak yapıyorsunuz. Evet. Anlattınız biraz önce de hani profesyonel olarak yapıyorsunuz. Doğru. Ve çıkıyorsunuz, geziyorsunuz. Bu arada da fotoğraflar çekiyorsunuz. Yine çevrecilik, hani bu konuya da döneceğiz tekrar ama hani parkurlardan konuşalım. Kaç kişilik oluyor ekipleriniz çıktığınızda? Ne gibi deneyimler yaşanıyor? Bunlara biraz değinebilir miyiz? Tabii ki. Dediğim gibi işte önceleri fotoğrafçı olarak başladığım yürüyüş ekiplerinde ya da yürüyüş gezilerinde, gezilerde, farklı gezilerde, çeşitli etkinlik gezilerinde fotoğrafçı olarak başladım. Sonra işte Girne Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir yürüyüş etkinliği vardı, Hiking Club diye. Orada başladık yürüyüşlere ama fotoğraf çekerdim, gezerdim. Hiç böyle bir şey yoktu aklımda. Yani yürüyüşçü olacağım bir gün, kendime bir yürüyüş ekibi kuracağım da etrafımda bir sürü insanlarla birlikte doğayı tanıtayım, gezeyim, kitap yazayım, araştırma yapayım gibi hiçbir düşüncenin noktası bile yoktu. Yürürken sevmeye başladım. Daha çok sevdim, çok severdim doğayı. Kıbrıs'a aşığıydım, doğa aşığıydım. Gezdik sonra insanların bazı hatalarını gördüm. Yani yanlış şeyler anlatırlar ama bize ışık tuttular. Ne gibi? Onlar, yanlış? Mesela bir yere giderdik, yanlış bilgiler verirlerdi insanlara veya yanlış anlatırlardı. Ben doğrusunu bilirdim, okurdum, araştırırdım. Yani dedim ya demince de bir yere giderseniz insanları yürüteceksiniz. Evet, spor ön planda olacak, spor yaptıracaksınız. Ama tarihi yerleri de anlatın bu insanlara. Nereye geldik? Bu ağaç nedir? Bu yerdeki çiçek nedir? Adı nedir? Latince ismi nedir? Biz Kıbrıs ağzında buna ne denir? Yani atıyorum bir ebeden ölmez çiçeği var. Bunun 4 tane adı var Kıbrıs'ta. Ebeden ölmez, işte gözyaşı çiçeği, Meryem Ana çiçeği veya işte bir adı daha var. Şimdi hatırlayamadım. 4 tane adı var. İnsanlar çeşitli bölgelerde, Kıbrıs o kadar küçük bir yerdir ki coğrafyası bile, işte tepe başında bir çiçeğe verilen isim Mesarya'da başka bir isim verilebilir veya tepe başında ekmeklerin üstüne konulan dabacaya dabaca, Mesarya'da tabaca derler. İsimler ve harfler değişebilir. Ondan dolayı bunları da insanlara öğretmek zorunda olduğumu hissederek girdim ben bu işlere. Sonra işte Girne Belediyesi'nin o ekip dağıldı. Sonra bir arkadaşımla birlikte bir yürüyüş ekibi kurduk kendimiz. O yürüyüş ekibiyle birlikte başladık yürüyüşlere. Sonra bazı anlaşmazlıklardan anlaşamadık. Dedim sen istersen artık bu ekibi kendin kur. Ben artık ekipte yokum. Ben fotoğrafçılık yapacağım diye bıraktım. Ama bir yürüyüş ekibi kuracağım diye hiçbir şey yoktu gene aklımda. Ben fotoğraf işi yapacağım. Sonra bir arkadaşım geldi. Ya Doğan bıraktın dedi ortada. Rehbersiz kaldık. Gel dedi. Tekrar devam edelim dedi. Yoksa kendin ekip mi kuracaksın? Derken kafamda bir şey dank etti. Niçin olmasın dedim tabii ki. Tabii. Ertesi gün bir arkadaşım vardı. Dedim abi dedim ben bir ekip kurmak isterim. İsmini alayım. Gel daireye dedi sana bir isim bulalım. Gittim yasal olarak ismini ve logosunu onaylattım ticaret dairesinden. İsmimi onaylattım. Daha Doğan Yürüyüş ekibi koydum adına. İsmimle beraber özdeşleşti doğada yaptıklarım. Daha Doğan Yürüyüş ekibi isminde Daha Doğan. Evet. Ve o gün itibarıyla ne zaman? Ekim 2019'da yasal olarak kurduğum yürüyüş ekibini Facebook'ta sayfam vardır. Oradan da insanlarımız doğayı seven, yürümek isteyen, katılmak isteyenler Facebook'tan bulabilirler. Ücretsiz yürüyüşler yaptırırım. Yurt dışından gelenlere ücretli yaparım. Yani güneyden gelen Rumlar, doğa severler.
Türkiye'den veya çeşitli Türk Müslüman ülkelerden gelen kişiler, Türk medeniyetlerinden gelen kişilere, çünkü bende lisan yoktur, Türkçe var sadece, bunlara ücretsiz rehberlik, ücretli rehberlik yaparım yurt dışından gelenlere. Bazen de yabancı dili bilenler benimle birlikte, ben giderim, Türkçesini anlatırım, o da çevirmenlik yapar. Yabancı gelen doğa severleri anlatarak yürüyüş yaptırırım ücretli. Ama Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına, ekibime katılan kişilere tamamen ücretsiz yürüyüşler yaparım her pazar. Yağmur yağdıydı, kar yağdıydı, rüzgar vardı, fırtına vardı, kimse beni aramaz. Sayfada önceden atarım pazarları, derim ki pazar gün falan yerde toplanıyoruz, kimse beni aramaz. Daha doğan yağmur yağar, gelmeyecek mi? Yok böyle bir şey. Herkes yağmurlucuğunu alır, yürüyüşe katılır, yürürüz. Yağmur başlar bitene kadar yürürüz. Böyle bir etkinliğim vardır benim. Kaç kişilik yoksa kaç ekip var? Bu işleri başlarken şöyle söyleyeyim. Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 7-8 tane yürüyüş grubu var. Bunların içerisinden yasal olarak yapan işte Dağcılık Spor Derneği kayıtlıdır. Bir de benim ekibim veya bilmediğim başka da varsa, ki zannediyorum yoktur, İşlerinde rehberlik yapanlar da 1-2 grupta var. Diğerlerinde rehber hiç yoktur. Ve bu yanlıştır. Ben nasıl başladım? Ekibi vurduktan sonra inanın ki hiç gücenmedim, alınmadım. 6 kişiyle başladık yürüyüşe. 6 kişiyle, ama 80 kişiye kadar yürüttüğümü bilirim. İnsanlar yerine göre, gideceğin alana göre, gideceğin duruma göre veya hava şartlarına göre de katılmak isteyen kimse, bazısı yağmur yağar der ben gitmem, hastayım der gitmem, misafirim var, yarın düğünüm var, öbür gün gezmem var, tatile gideceğim der gitmem. Ama yerine göre, mesela işte dün pazardı, dün Kaleburnu köyüne gittik, 28 kişi yürüdük ki o kadar uzak bir yere gittik. Ondan sonra arkadaşlarla gittik, orada bir restoran vardı, oturduk bir güzel yemeğimizi yedik. İnsanlar o bölgeyi de görmüş oldu. Bu adamımızın ne kadar bazı yerlerinin bakir olduğunu gördü. Ne kadar doğamızda ne kadar gizli kalmış tarihin olduğunu gördü. Yani bizim memleketimizde sadece Girne Kalesi, Lefkoşa surları, Mausa surları, ne bileyim Vuni Sarayı, işte Soli Antik Kenti ya da Salamis Antik Kenti yoktur. Ülkemizde geçmişten bugüne, yaklaşık Kıbrıs'ın kuruluşundan bugüne bilindik 11 bin yıllık tarihi bir geçmişi var ve bu geçmiş süreç içerisinde birçok egemenlik geldi bu ülkeye. Abi, çok fazla bu ülkeye gelen egemenlikler de birçok tarih bırakarak gitti. Yıllar içerisinde birçok tarih kaldı ve insanlara bu tarihi gösterdiğiniz zaman şok olurlar. Aa derler, bu da mı vardı? Burada bu da mı vardı? Yani yolda yürürken durdururum ansızın, şingenin arkasına, ağacın arkasına geçitirim. Bakın burada bir kral mezarı var, burada bir mağara var, burada bir tarihi yer var, çeşme var, pınar var, kuyu var, havuz var. Mezarlık, antik mezarlık, ören yeri, adak yeri, pınar, çeşme, kuyu, havuz, göl, gölet, baraj, lagün gibi yerler vardır. İnsanlar bunları bilmez. Ya da bir gölün doğal mıdır, yapay mıdır? Ya da bir lagün nedir, bunu bilmez. İnsanlara bunu öğretmek lazım. Bilmemek suç değil. Öğrenmem. Ama öğrenmemek suç da demeyeyim. Yani merak yoktur adam, ama anlatınca ay be der, ne güzeldir ya, İyi ki geldimdir bu yürüyüşe. Ya da ailesini, dostunu, eşini, arkadaşını, yurt dışından gelen sevdiğini, sevgilisini de götürüp gözdirebilir. Ya da gidebileceği bir restorantın olduğunu bilir o bölgede. Geçip gider ama orada bir restorant olduğunu bilmez. Parkurları gibi. Neye göre seçiyorsunuz? Kaç tane parkur var? Devlet tarafından yapılmış parkur. Yani bugün tam sayısını bilmemekle birlikte bilmem. Ama şöyle desem size, yani 50 kusur tane devlet tarafından yapılmış parkur varsa belki de 150 tane ben parkur yaptım. Kuzey Kıbrıs'ın her yerini. Yani bugün çıktık yürüyüşe, gidecek bir yere, oradan başka bir köyün içinden geçirdim. Festivalleri takip ederim. Atıyorum işte Tepebaşı Lale Festivali var ki 16-17'sinde de Tepebaşı Mart'ta. Kültür Sanat. Evet. 2024 16-17 her yılda Mart'ın 3. haftası bu festivali icra ederek şu anda Tepebaşı Kültür Sanat Doğayı Koruma Derneği Başkanıyım ve bu sene ekibimle birlikte, yani yönetim kurulu ve Tepebaşı Kültür Sanat Doğayı Koruma Derneği ile birlikte ve Lapta Alsancak Çamlıbeli Belediyesi'nin birlikteliğiyle 16-17'sinde bir festival icra edecek. Ki biliyorsunuz 4 yıldır festivalimizi yapamadık. 3 yıl pandemiden ötürü. 1 yılda geçen yıl işte büyük bir olay oldu Türkiye'de. Deprem oldu. Ondan çocuklarımızı kaybettik. Sevdiklerimizi kaybettik. Ondan dolayı onlara
ışık tutabilsin diye festivali iptal ettik ki 4 yıl oldu yapamadık. Bu sene işte 2019'da, 2020, 21, 22, 23'te yapmadık. Bu sene 16.sını gerçekleştirecek herkesi de buradan festivalimize davet ediyoruz. Neler var festivalde? Festivalimizde kültürel ürünler, işte atıyorum oraya müzikler gelecek, müzik gruplarını çağırdık, çocuklar gelecek. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz bölgedeki ilkokulların yastık koşu düzenleri. Çocuklar orada yürüyüp bir küçük ödülcük alacaklar. Onların eşliğinde, onları takiben şöyle söyleyeyim, müzik grupları, Kıbrıs'tan çağırdığımız müzik grupları, ikili, üçlü, beşli, toplu müzik grupları da gelip bu festivalde organizemize katılacaklar. İki gün sürecek. İki gün sürecek. Cumartesi, pazar. Tarihi tekrarlayalım. 16-17 Mart'ta olacak bu. Aha. Herkesi buradan davet ediyoruz. Bu yürüyüşleri nasıl planlarız? İşte dediğim gibi Facebook'ta sayfam var, Dağdoğan Yürüyüş ekibi. Oraya katılırlar. Ücretsizdir. Oraya girirler ve yürürler. Yürüyüş parkurları dediğim gibi 40-50 tane devletin varsa 150 tane de benim vardır belki de. Belki de daha fazla vardır. O deneyimlerinizi paylaşıyor musunuz? Yani tabii mesela ki. Hani bugün mesela atıyorum, örnek verelim. Pazar günü mesela buraya gidilecek. İşte bu parkurda bunlar var. Bunları deneyimleyeceksiniz. Tabii ki. Nasıl oluyor o süreç? Önceden ben kesinlikle yürümediğim, önceden ben gitmediğim. Ben mesela hiç yürümedim. Ben Doğan Bey. Gitmediğim, hiçbir zaman kendim yürümediğim bir metresine bile insanları götürmem. Ben orayı bileceğim, göreceğim, ayak basacağım, dokunacağım, fotoğraflayacağım ki onları paylaştığımda insanlar bak ne güzel bir şey var, gideyim göreyim. Ya da ben de gideyim ya da arkadaşından esinlenir. Dersiniz ki işte Eda Hanım ben gideceğim ve Ayşe be Fatma hadi be gidelim dersiniz. O da gelir, belki siz var geçersiniz, canınız sıkılır bir şeye veya rahatsız olursunuz veya başka bir şeyden, hamilelik olabilir, herhangi bir şeyden gelemezsiniz. Arkadaşlarınız devam eder, onlar vazgeçir, onların arkadaşları devam eder. Ama önceden deneyimler vardır. Gider görürüm, fotoğraflarım, onlara anlatırım. Tabii ki işte dediğim gibi pazar gün gittik, fotoğraflar çektik, onları paylaşırım fotoğraf paylaşım sayfasında. Onları insanlar görürler, tekrar o bir hafta hazırlanırlar. Sorarlar nereye gidecek falan yere, ha ben bu hafta geleceğim, madem oraya gidiyorsunuz ben de geleceğim oraya. O köyde benim bir arkadaşım var, gitmişken onu da göreyim. O köyde bir çok güzel bir restoran var. Ben de gideyim orada bir yemek yiyeyim gibi insanlar zaten bu ekonomik krizde dövizin böyle olmasından dolayı da yurt dışlarına fazla da gidemedikleri için daha çok doğa eğilimleri de başlamıştır. Doğaya eğilim, gideyim göreyim, oraya gidemedim en azından burada yürüyeyim, gezeyim göreyim gibi daha fazla şeyler olmuştur. Yani dövizin patlamasının doğayı sevmelerine biraz da katkısı olmuştur ama keşke de patlamasaydı. Keşke hep böyle kalsaydı. Keşke patlamasaydı. Yani şunu söyleyeyim, özür dilerim sözünüzü kestim. Yok. Ekibimize katılmak ücretsiz, herkes gelebilir. Doğayı seven herkes 7'den 70'e. Hı-hı. Yani yaş sınırlaması yoktur. Çocuklar da yürür, yaşlılar da yürür, gençlerimiz yürür. Ortalama insanların yürüyüşlere verdikleri yaş sınırlaması yaklaşık 40, 50, 60 insanlar daha çok sever. Yani belli bir yaşa geldikten sonra daha çok sevmeye başladılar doğayı. Daha çok bir şeyler, nefes alayım, gezeyim. Çünkü bütün gün memuriyet yapar, sıkılır, oh be der artık çıkayım emekli olduğumda ben de gezeyim diyerek başlayanlar da vardır. Tabii. Böyle etkinliklere. Onun için katılabilirler herkes. En uzun süresi ne kadardır? Yani bir yürüyüş parkurunun mesela. Herhalde güzel bir soru. Her parkurun büyük bir ihtimalle tabii ki, farklıdır tabii ama ki. Yani hani mesela işte, kaçta çıkılır? Mesela fix bir saati var mıdır? İşte Eda Hanım bu saatte çıkarız. Tabii ki parkura göre değişir ama en uzun saat hangisidir mesela? Tabii ki o parkura göre değişir ya da zorluk derecesine göre. Parkurlarda zorluk dereceleri vardır. Rehberler onu bilirler. Birden beşe kadar. Bir en kolay parkur demektir. İşte sayfada atarım dedim ya size. Şuradan şuraya yürünecek. Parkurun uzunluğu atıyorum 8 kilometre değil. Zorluk derecesi 3'tür. Adam kendini ona göre. 5 dersem yok der kadın ya da adam ya da ailece. Ayşe biz gitmeyelim bu parkura çünkü biraz zordur. Zorlanacak. Yani insanlar sağlık sorunu vardır. Ayaklarında sıkıntı vardır. Tamam. Gelmezler zorluğu gördüklerinde. Ya da derim ki mesela 5 yazarım ama derim ki bir 100 metresidir çok zor. Ben size orada yardım ederim. Lütfen gelin bu parkuru kaçırmayın. Gelirler ona göre herkes birbirine yardımcıdır. Yani bizim ekibimiz haldır haldır yürümek değil. Doğayı tanıtmak, insanları tanıtmak, bölgeyi tanıtmak. Demin de dediğim gibi işte bir yerleri göstermektir amacımız. Hı hı. Anlatabildim. Yani onun için
hiç kimse korkmasın. Sorunuza cevap vermeyi es geçtim, unuttum zannetmeyin. Yok. Nereden başlarız? İşte sayfada dediğim işte falan yerde toplanacak. Zorluk derecesi bu kadardır, uzunluğu şu kadardır. Ne zaman başlarız yürüyüşlere? İşte 7'den 8 arası. Çünkü sabah işte daha hava çiğliyken ve daha ısınmadan başlarsınız. Hava ısınırken yürüyüşünüzü bitirirsiniz. Parkurun işte uzunluk ve mesafesine göre dediğim gibi 5 kilometreden başlayıp 15 kilometreye kadar yerler vardır. Bazı parkurları kesemezsiniz. Yoktur alternatif bir yol ki dönesiniz ya da sizi bırakacak olan minibüsün gireceği alternatif bir yer yoktur ki sizi indirsin minibüs. Hmm. Onun için işte 13 kilometre, 14 kilometre yürümek zorunda kalırsınız ki araçlarınıza ulaşasınız. Bazı parkurlar ring değildir, yani başladığınız noktaya geri gelebilirsiniz. Başladığınız noktaya minibüs sizi götürüp indirir. Bittiğiniz yerde de arabalarınızı bırakırsınız. Oradan alır ya da başlangıç noktasına araçlarınızı bırakırsınız. Minibüsle finale kadar sizi minibüs bırakır. Ondan sonra yürüyerek arabalarınıza gelirsiniz. Minibüsü gönderirsiniz. Böylece araç şoföründe bütün gün orada gününü çalmazsınız. Ödemesini yaparsınız. Adam gider işini gücünü yapar. Yani hayatında bir şey sayfa çalmazsınız kendine. Boşuna tabii zaman geçmemiş olur. Yani, sağlık olarak peki hani böyle kötü bir şey yaşandığında ekipte sağlıkçı oluyor mu? Tabii ki olabilir. Hı-hı. Yani hayatımızda yaşadığımız işte birkaç tane önemli olay var. İşte bir parkurda hanımefendinin biri düştü, ayağının topuğunu çatlattı. Hı-hı. Hemen işte rehber onun için çok önemlidir, kokartlı bir rehber. Bir şeye, birine bir şey olduğu zaman ki olmasın, nereye ulaşacak? Belediyeye, kaymakamlığa, ilk yardımı arayacak, polisi arayacak, muhtarı arayacak, kimi arayacağını bilmesi gerekir ki hemen ambulansı oraya 155'i arayacak veya işte ambulansı arayacak, hemen oraya gelsin ki yaralanan, düşen, herhangi bir şey olan, yılan ısırması da olabilir. Doğamızda sürüngenler vardır. Onların da yaşam alanına giriyoruz sonuçta. Tabii. Yılan ısırması da olabilir ki benim ekibimde şimdiye kadar öyle bir şey olmadı. Yok, olursa eğer ki, olmasın da olursa eğer ki, nereye ulaşacağını bilmesi gerekir rehberin ki ambulansı en alternatif yoldan yakınına getirebilsin. İşte dediğim gibi hanımefendinin biri ayağını çatlattı veya biri düşebilir, tansiyonu yükselebilir. Onu en erken zamanda sağlık merkezine ya da hastaneye yetiştirmek zorundasınız. Yani benim için insanların sağlığı çok ön planda gelir. Kimsenin kılına zarar gelsin istemem ki yürüyüş önceleri ve sayfaya da derim. Lütfen ilacı olan yanına alsın. Hı hı. Çünkü ben bilemem senin ne ilaç kullandığını, tansiyonun olup olmadığını ya da herhangi bir hastalığı olup olmadığını. Ben oraya derim, İlaç kullanan, ilacı varsa yanına alsın. Kendini iyi hissetmeyen, yürüyüş başlangıç saati orada olsa bile lütfen yürüyüşe başlamasın. Çünkü kendi de perişan olacak, yürüyenleri de perişan edecek. Tabii. O yüzden birbirini engellemesin diye, buradan halkımız yanlış anlamasın, yani yürüyüşe gelmesin, sağlık sorunu var demiyorum. Hı hı. İyi hissetmezse kendini gelmesin. Çünkü problem olacak sonra, sıkıntı olacak. Anlatabildim mi? Anladım. Ben çok teşekkür ediyorum size. Çok keyifli bir sohbetti. Süre nasıl geçti? Uçtu gitti. Ben fark etmedim. Arkadan bana artık işaret yapıyorlar. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim sizlere. Ayağınıza sağlık, dilinize sağlık. Çok güzel anlattınız. Çok, çok bilgilendirici bir program oldu. Çok teşekkür Her ederim. Konuya değindik. İnanılmazsınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet efendim, 45 dakika ara programında bugün inanılmaz bir konuğum vardı. Daha Doğan Sadrazam, 10 parmağında 10 marifet. Aslında her şeyi konuştuk, tek bir konuya değinmedik. Şimdi de tüm o konuştuklarımızın görsellerini sizinle buluşturacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hasan Çağdaya selam olsun, kameraman arkadaşım. Saygıdeğer yönetmenim Ziya Tunaş ve bendeniz Eda Kandula efendim. Haftaya tekrar.